Hallediyorum hemen abi, ben Arda Gezer'den daha iyi bir moderatör olduğum için şu an Arda abi gelmiyor mu bu arada? Çağır bakalım. Beat yapacağım diye bir salladı ama Buna yürekten yapmıyor galiba. inanan var mı peki? Yürekten inanan yok. Hatta ne bileyim dalaktan inanan da yok. Hiçbir Ben de yerde şahsen inanmıyorum. inanmadım. Evet. Ama sen bir çağır, gelir o zaten. Çağırdım Gördüğünü abi. gördün Rıfat, mü? Rıfat Bütün abi kariyerini çünkü yok eder. aynen kariyer bitirici. Hayır. Hidra yazıyorum çıkmıyor. Biz birbirimizi eklememişiz ki Fatih abi çıkmıyor bende. Fatih de dün girdi biliyor musun? Ondan dolayı şimdi daha özümsemesi lazım. Ya Olabilir. uygulama tam bitiyor aslında ya. Nasıl? Uygulama bitiyor, yeni mi geldi? Evet, uygulama bitiyor mu? Bitmiyor mu? Ya sen Bitiyor varsan mu? bitmiyor aslında. Bilmiyorum ki, belki de bitiyordur yani. Bu uygulamanın geleceğini ne kadar görüyorsunuz? Çok özür dileyerekten seni 2 dakika aşağı aldım bizimkileri çekine kadar Ali aracım. Kusura bakma. Tabii ki yok yok sorun yok. Görüşürüz Alara. Görüşürüz. Şimdi abi bu zormuş. Ben niye böyle bir bok yedim ki şimdi? Götün kalktı. Değil mi? Fark ettin değil mi onu? Evet, onu ben de hissetmeye başladım biraz ama hak etmiyorum abi. Sen Hak söyleyeyim sana. ediyorsun, en iyisini hak ediyorsun Teşekkür kardeşim. ederim. En iyisini hak ettim ve yanımdayım zaten o yüzden. Eyvallah benim canım O ne kardeşim. laftı gördün mü? Vallahi bak. Ben yapıyorum abi bu sporu. Aynen, biz seninle baş başa kalınca konuşabiliyorsun. Arda seni bozuyor. Evet abi, Arda abi gelince ben kötü oluyorum ya. Gerçekten kötü kötü ediyor beni. Evet, değil mi? Haklısın. Bazen beni bile kötü edebiliyor, biliyor musun? Abi düşün ya, senin bile aklına girebiliyor. Gerçekten çok değişik bir varlık ya. Hani Evet, Anunnakiler falan, o ondan yok çıkıyor şey, olabilir. Spawn diye bir çizgi roman var. Orada clown var böyle. Tam ona benziyor gerçekten. Ben onu her sıfata yakıştırabiliyorum. Her şeye uyuyor biliyor musun? Ya şuraya resim koyma olsa direkt koyardım da anlardım da, yok işte. Onu geliştirsinler mesela bu uygulamada. Ben şuraya Evet, o resim zaman koyayım, herkes görsün. gerçekten çok iyi olacak ya. Aa. Bizi yapayalnız bıraktılar. Bak ikisi de yok ortada abi. Ya iş yapıyorsa olmasın ya, ne güzel. Umarım öyledir. Yani sanmıyorum. Şimdi FIFA'da çevrim içi falandır o. Büyük ihtimal. LoL'de oynuyor olabilir. O gizli gizli LoL falan da giriyor. Öyle mi? Bak New Shadow geldi. Onu al Onu istersen. attım abi Kadir'e hemen. O beni sevmez ama gelsin bakalım. Sevmiyor mu? Allah Beni Allah. hiç Niye? sevmiyor ya. Ben de bilmiyorum. Gerçekten. Evet, beni hiç sevmiyor o çocuk. Neden bilmiyorum Bakalım gelsin, bir konuşalım bu durumu. Çözelim. ama. Kadir'cim Ben açıklama bekliyoruz. Nedir abi? abiniz olarak ikinizin arasını yapmak isterim yani. Ne oldu? Aramızda bir durum mu var ya şey? Bilmiyorum Kadir'cim, sen açıklayacaksın burada insanlar. Bak ben bu sefer ben abimle geldim. Anlat hadi. Abi Ne senin oldu abinse benim de abim. sana Tanerman'la baskı mı yaptılar kardeşim? Abi hiçbir beat vermiyor bana. İnanır mısın? Ya Hiçbiri. tövbe estağfurullah. abi adam demek ki farklı kafalardan gidiyor. Seni farklı bir kafa olarak görüyor olabilir. Sen Abi. sonuçta bir lover boy olduğun için. Abi o da lover boy bu sıralar. O yüzden sıkıntı Öyle var. Evet, o bayağı mi? lover boy. Abi büyük bir yalancı bu çocuk ya. Büyük bir yalancı. Oha abi, Abi gerçekten ayıp. çok normal. Sen Sivas'tan İstanbul'a geliyorsun ve ilk arkadaşın Arda Gezer oluyor yani. Harbiden Çok. ya. Benim bahtım o abi. Ben ne yapayım? Ben de isterdim direkt bir şey, inşallah tanışayım Ufuk abimle ama. Benle tanıştın lan ilk. Abi Harbiden. Sen bir ben. şey senaryo yazdın diye devam ettiriyordun ben, ne güzel. Ha, anladım. Yok yani benle tanıştın, sonra Arda Gezer'le tanıştın. Yani bir değil iki falan yani. Çok yakın, anladın mı? İlk önce Evet. normal düzeyde, normal stabil insanlarla tanışsaydın da Arda'ya direkt geçmeseydin, seni biraz Evet, ben şoka direkt zor uğrat. levelden başladım ya abi. Evet, doğru söylüyorsun. Diye böyle bir sıkıntı Kadir. oldu. Buyur Kadir. abicim. Buyur abi. Kardeşim gönderdin işi, ben girdim biliyorsun zaten. Bugün mix'ten geldi, mastering'e de girecek. Haber vereceğim sana, tamam mı? Tamamdır abi. Kadir'le bir parçamız var gibi diye. Ben Onu da dinledim. bu aralar. Aynen, dinlemişindir. Bu Çıkarıyor muyuz abi aralar onu onu? da paylaşacağız. Efendim? Çıkarıyor muyuz onu demiştim. Aynen, çıkarıyoruz onu, Süper. çıkartacağız. Sonra bir parça daha çıkartacağım. Güzel işte, bakalım. Süper. Yapıyoruz bir şeyler. Liyaşen Sen ne çıkalım. yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Abi iyi işte, Uzo'yla çalışıyoruz. Liya'ya bir Aynen şeyler görüyorum, vermeye çok iyi. çalışıyoruz. Liya'ya beat atıyoruz da girmiyor. Seçiyor böyle beatleri. Evet, Liye illa Ben bir tane akustik gitarın olmalı kardeşim. abi Ben seçici ya bir adam.
Ya gitarın kralını yaptım. Yok, beğendiremiyoruz bu adama. Sonra ortamlarda bu çocuk beni sevmiyor diye benim için. Harbiden mi? Şey, acaba hani herkese iyi yapıyor, bana kötüyü gönderiyor tribine falan mı giriyor acaba Kadir? Ya, evet evet abi. En iyisini Uzo'ya yaptığı büyüklere abi. Bak. Uzo'ya Metro Boomin, bana burada başka insanlar oluyor. Bilemiyorum. Uzo'ya birazcık kıyak geçiyor şimdi, kabul etmek lazım. Biraz mı abi? Full kıyağı var Uzo'ya ya. Alakasız. Hepiniz gözümde birsiniz kardeşim. Dur sen Uzo'yu da çekeyim şuraya, yazayım da gelirse. Sanırım abi. O sevmiyor buraları pek. Abi o çok farklı kafada Uzo ya. Uzo yalnız kral ya. Ben güzel ben takılma kral. Şeklini seviyorum ya çocuğum. Sen misin en abi? En keyfin yerinde mi? Yerinde ya, kovalıyoruz işte. Bu aralar epey sağlığım saatim de yerinde. O yüzden çok işe güce verdim kendime. Süper. Öyle son bir senedir falan zaten biraz şahit olmuşumdur ucundan kıyısından. Yaldır evet, yıldır. Evet. İşte inişli çıkışlı, psikolojik olarak yıpratıcı bir süreçti. Geçti ama yani. Güzel. Anlatsana Kadir bize bir şeyler. Neler yapıyorsun kardeşim? Abi bir şey yapmıyorum. Yani sana beat bendirmeye çalışıyoruz. Onu yapıyoruz. Lan bana beat bendirmiyorsun. Elinde kalan beatleri bana tamam. Kitlemeye çalışıyorsun sen. Alakası yok. Vallahi bak burada insanlar var. Bak kaç kişi var. Bu kadar insanın önünde yalan söyleme. Kaç kişi var bilmiyorum da. Ben seni evine söylemem. Çağırmadım mı? Gel dedim buraya beraber yapacağız. Oğlum zaten dün mü ne çağırdın amına koyayım? Bir gün geçti dur. Tamam yapacağız. Merak etme. Tabii kardeşim ya, ben bilmez miyim? Kardeşim sen de bir rapçi olarak beatmaker'ı darlamalısın. Bak ben Arda'yı nasıl darlıyorum yoksa Arda... Abi ben Kadir'i her darladığımda ya sana beat gelmiş oluyor ya Uzu'ya gitmiş oluyor. Bana Kadir alakası yok. Bana Kadir çok önceden beatleri yolladı. Ben de girdikçe ona söylüyorum, o kadar. Hiç daha sonra beat yollamadım. Ben zaten sana gönderdiği beatlerden birini alacağım abi gizlice. Yapacak bir şey yok. Al, ayıp ediyorsun. Hoşuna giderse al kardeşim. Yeter ki sen üret. Abi ben üretmiyor muyum? Hayvan gibi şarkı veriyorum her ay. Daha ne yapayım? Yok sen bu ara kısır bir dönemdesin. Evet. Kısır dönemde değilim ya. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Tamam aşk. Okey aşk da hani. Ne bileyim farklı bir konuya değin ya. Hani politik demiyorum. Hani olsun farklı bir şeylere yürü. Var mı böyle projeler? Ya mesela diye. Bir seks şarkısı yapmayı çok istiyorum. Ama Türkiye'de yemiyor. Ama seni sevmiyorum abi. Yok yani. Yok. Yok ya, ben şimdi buna nasıl cevap vereyim ki? Neyse buna cevap vermeyeceğim de. Yok ben biliyorum cevabını kardeşim. Okey. Yani hayır böyle ne bileyim içerik olarak ne yapıyorsun, yelpazeni genişletmeyi düşünüyor musun? Yani şöyle diyeyim, artık sıradan aşk şarkıları yapmıyorum, normal aşk şarkıları yapıyorum sanırım. Yani pek bir şey değişmedi bende, hep böyle gideceğim ya abi. Oğlum yok git zaten, ana şeyinin bu olması bence de çok güzel. Ama birazcık dene yani. Denemek güzeldir. Ondan diyorum. Mesela bak Süryadöl çok farklı bir şarkıydı bence. Katılmıyor musun abi? Kesinlikle amına koyayım. İşte mesela o bir denemedir. Böyle dene, çekinme. Evet bence. Mesela Uzo'yla bir tane şarkımız var. Ne zaman çıkacak bilmiyorum da onda da çok farklı bir şey denedim. Yapıyorum ya arada. Merak ettim kardeşim valla. Sen farklı bir şey yapınca daha merakımı cezbediyor benim. Valla istersen seninle daha farklı şeyler yapabiliriz abi, biliyorsun. Ya dilletmedin mi adama? Oğlum, yok dinletmiyor ki kardeşim. Sen nasıl bir adamsın ya Yaşen? Tam açıyorum şu an o zaman. ayıp be. Nasıl bir adam tarifi yok işte, görüyorsun kardeşim. Vallahi yok. Da geliyor. Yani elinde telefon, yazışmalar sürekli, sus pus oturmalar. Abi bir şey diyeceğim, sen beni orada gizli kızlarla konuşuyorum zannediyorsun ama ben haber okuyorum orada. Ya sen haber mi okuyorsun? Evet. Allah Allah ya. Hangi haberi okuyorsun? Konuşalım gündemden lan Furkan o zaman. Konuşalım abi, sen iste yeter ki ya. Yani haber severim ben. Her gün haber okuyorum. A Haber falan izliyorum. A Haber izliyorsun. Güzel evet. Kardeşim. Herhalde ne bileyim. Anadolu konserinde acelece bir berbere gittiğimde görüyorum ben A Haber'i. Hani böyle, anladın mı? Abi şimdi evde gizli A Haber izlemiyor musun Mehter Marşı eşliğinde? Yeme bizi.
Mehter Marşeş'te yok, izlemiyorum. Ama yani daha darklarını izlediğim oluyor. Peki yani insanlara açıkla, evinin duvarında Osmanlı tuğraları var, Osmanlı tuğralı yüzüğün var. Söyle bunları. Yani ha, istediğin abi kadar salla oğlum, bu Türkiye beni tanıyor. Salla. Ya sen bunlar kötü bir şeymiş gibi anlatıyorsun bak. Kötü bir şey demedim oğlum. Sen neden beni hedef gösteriyorsun? Ama kötü bir şeymiş gibi anlatıyorsun. Kardeşim benim kapımın üstünde bir dua olması, Allah'a edinmiş bir dua olmasının ne kötülüğü olabilir? Katılıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Savaşmıyor da ya. Hiç savaşmıyor da gerçekten. Yok, bu konuda savaşamam. Ben neyse, bir şey diyeceğim yine laf yiyeceğim. O yüzden sustum abi. Haklısın bu konuda. O zaman kardeşim şey yap bak, sen bence ne yap biliyor musun? İyi bir moderatör değilsin bari. Diğer konuşmaların içeriklerine bak, onlardan çal, buraya sallayalım bari. İnsanlara sorarız ederiz. Ha? Ya ben buraları birini çekeceğim de sen sıkılırsın diye şey yapmadım, çekmedim. Rahatsız olursun ben diye. Kimi çekeceğim? Ya hiçbir kimseyi tanımıyorum. Mesela Otto diye biri var, tanıdığın biri mi o? Yo, tanımadığım biri ama çek. Çekiyorum şu an, nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Otto'yu ben tanıyorum. Ha, Kanada'dan okay. Prodüser bir arkadaş. Öyle mi? Aynen. Süper. Süper, güzel. Otto ne haber dostum, iyisin? Pardon? Nasılsın, iyisin dostum? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Şenşe? İyiyim. Hamdoluyum. Takılıyoruz öyle. Sanırım yurt dışında yaşıyorsun ha? Evet, Kanada. Oo, süpermiş. Güzel. Benim de Kanada'da bir arkadaşım var. Dövmecilik yapıyor. Belki tanırsın. Gökçe Korkmaz. Vallahi tanımıyorum. Torontolu mu? Torontolu, aynen. Vallahi tanımıyorum ama şey, dövmeyle ilgilenirim ben de. Öyle mi? Tanışmak isterim. Eyvallah. Ya, konuştururum ya bir ara. Dövme yaptırmak istersen falan, epey de iyidir yani. Bir şey demek istiyorum. Sen ve Ezel bence Türkiye'nin en iyi rapçilerisiniz. Yani sağ ol. Yani Amerika'yla gerçekten şey, hani Amerika'daki rapçiler kadar gerçekten hani modern güzel müzikler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Senden duymak güzel, onur verici dostum. Teşekkürler. Böyle şeyler duyunca biraz şaşırıyor insan ama sağ olasın. Teşekkür ederim. Yani cidden mi? Abondone oluyorum böyle şeyler oluyor. Otto, bir şey sorabilir miyim? Sor. Kanka, Kanada'da kızlar teklif ediyor diyorlar. Doğru mu? Oğlum. Yerler var ama o kadar yaygın değil. Ha, ne, onu merak ettim abi. Ne yapayım? Onu sorasım geldi. Yani Türkiye'den daha fazla ediyorlar, evet. Değil mi? Bence de. Artık Türkiye'de de işler değişmeye başladı be Furkan. Bayağı değişti abi. Vallahi doğru, bayağı doğru değişti. Tabii canım. Yani. Kadir sen nasılsın kardeşim? Niye kaçırmıyorsun ha hiçbir şeyde? Ne kaçıracağım? Oğlum şuna Kanada'dan bir kız ayarlayalım. Şunu baş göz edelim ya. Bir kendine gelsin bu Kadir. Kadir, senin ilişki durumları nasıl? Abi yok. Yok, ben dümdüz adamım. Ben müziğime odaklandım bu saatten sonra. Ya ben de kardeşim. Ya. Ben de kardeşim. Ben de müziğime odaklandım. Ben de dümdüz adamım. Aynen. Furkan, İkinize de artı bir veriyorum abi. Gerçekten öyle. Yok, ben Şeyh abim gibi alınmak yok, darılmak yok dedim. Müziğime odaklandım. Peki. Aynen öyle. Ya, ben de onu şey yazdıktan sonra müziğime odaklandım. Abi, hadi bu bir arada şey derdim de yeri değil ya. Neyse. Abi bu arada epik bir parça. Sağ ol bro. Çok teşekkür ederim. Ben de seviyorum vallahi ya. Gerçekten sonunda Ufuk abiyi de Loverboy yaptık ya. Ölsem de gam yemem bak. Oğlum sen portakalda vitamindik, biz Plüton diye parça yapıyorduk lan. Peki. Haklısın, bu konuda bir şey demeyeceğim. Saçların sarıya boyalıydı. Joker dinliyordun. Biz Plüton'u yapıyorduk o zamanlar. Arkadaşlar ben saçına gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dostum. Görüşürüz. Memnun oldum tanıştığıma. Umarım konuşuruz tekrardan. Ben de eyvallah. Ay be. Saçların boyalıydı değil mi orada? Ben o videoyu izledikçe izliyorum yani. Sen o videoyu nereden bulup izliyorsun Allah aşkına ya? Kardeşim o, yani. Sen mi sızdırdın yoksa? Yok, bana geldi. Bana geldi. Bana çok underground bir yerden geldi. Ben Türkiye'ye de attım. Bir şey değil mi? Abi bak, ben ne bok yesem anında sana geldiği için hiçbir bok yiyemiyorum.
Yo bana gelsin lan, ben senin yediğin bokları gelip sana diyor muyum lan ne bok yedin burada? Yok da yine de insanın abisine öyle görünmesi pek hoş olmuyor tabii ki. Yani sen bilmiyorum açıkçası, çok absürt bir hareketini görmüyorum ki kardeşim. Olsa yok, söylerim ben, cidden. Ben de dümdüz bir adamım abi, biliyorsun, sıradan. Aynen görüyoruz kardeşim, sıradanlık akıyor paçalarından. Değil mi? Bu ara toparladığımı düşünüyorum, sen ne düşünüyorsun abi? Bu ara öyle bir toparladın ki anasını satayım, inşallah kendini bozmazsın kardeşim. Değil mi? Değil mi? Bak yine aklıma geldi. Aynen aynen, hayırlısı olsun. Kadir'i de atalım mı? Kadir de bu levelde değil gibi geldi bana. Öyle mi oldu? Vay vay vay. Evet oğlum ya. İstemiyorum lan beatini. Ben gidip Nick Mira'yla Metro Boomin'le çalışacağım artık. Kardeşim ulan, buyur çalış. Buyur çalış. Şimdi bir şey söylerim sana. Olsun kardeşim. Sağ ol abi. Ama böyle bir feed de güzel gider, ikinizin bir klipli görmek istiyorum ya valla. Sikeriz herhalde abi ya, öyle düşünüyoruz yani umarım. Valla feed var, klip yok, klibi de çekeriz inşallah. Bence de klipte yapın ya, güzel olur yani, gerçekten ekstra çok katkısı olur. Ben şarkıyı göndereceğim abi sana, yorumunu çok merak ediyorum. Mix falan yok ama yine de. Yine olsun şarkı... mix mi varmış önceden? Bence de. Abi zor bir şey, Kadir konu açsana. Konu ne bileyim, aşağıdan böyle size soran, soru sormak isteyen yok mu acaba gecenin bu vaktinde? İlayda yazsana İlayda. İlayda tamam, tanıdık zaten, alıyorum. Tanıdık mı? Tanımadık al ya. Tanımadık. Yani buradan tanıdık. Ben de buradan tanıdım. Ha tamam o zaman al. Aldım. Ya bu olay yine niye bana patladı ya o kadar kişi içinden? Yani İlayda istemiyorsa in aşağı. Gönderelim. Gidiyorum ben. Gönderelim. Merhaba Nisan. Merhabalar. Ben seninle tanıştım. Öyle mi? Ne ara tanışmıştık? Hilton'la tanışmıştık. Nerede? Hilton'da, ama o kadar üzgündün ki o kadar somurken. Hilton otel miydi? Neredeydi? Ya, İzmir'de. Alışveriş merkezi. Aa neden çok erkendi acaba? Galiba. Çok üzgündün, hatta böyle şeydin, artık yürümek falan bile istemiyordun. O kadar baygındın ki. Ha o üzgünlük değildir o. Katılıyorum. Doğru. Üzgünlük değildir o, dünden kalmalık, akşamdan kalmalık falandır. Olabilir, olabilir. Aynen, aynen. Nisan'da doğdun. Evet. Güzel. Evet. Kaç Nisan? 13. İyiymiş. Burcun evet. Ne oluyor? Ben niye burç muhabbetine girmeye başladım son zamanlarda? Evet. Hiç takip etmem biliyor musunuz? Ben koçum. Koç. Eyvallah. Sen? Koç. Ben de oğlağım. İkimiz de boynuzluyuz. Oğlak. Güzel. Evet. Oğlak güzel. Birazcık bu ara kötü dönemlere girecek ama. Daha ne kadar kötü dönemlere girsin oğlak ya? Güncelleme mi geliyor abi bu burçlara? Evet evet. Ya tabii tabii toprak, sürekli değişir. Topraktan olduğun için. Kim anladım. Tarafından geliyor peki bu güncellemeler? Satürn. Astrologlar. Satürn ne alaka yani? Satürn ne diyor yani? Satürn benim gezegenim kardeş. Ben evet. Aldım orayı. Bir şey diyecektim de neyse, kızarsın diye söylemiyorum. Susuyorum. Evet. Aslan ateş miydin insan? Aslan ateş yok, grubu muydu? Toprak. Toprak mı? Tamam. Oğlum sen de azibne değil misin Kadir? Kanka Ravent'ten öğreniyoruz. Ya hadi. Ne Şahin? Ne abi? Sen ne burcuydun? Ben bilmiyorum. Hem kova hem oğlak diye geçiyor. Tam duyuyor musun? Doğmuşum. Evet duyuyoruz Nisan. Evet evet duyuyoruz. Bir dakika, aslan mı diye ne diye sordunuz, oğlak mı ne diye sordunuz? Aslan. Aslan. Aslan ateş. Ateş aslan, değil mi? Aynen. Of. Ne oluyor ya? Burada burç muhabbeti. Çok iyi burç. Hadi yine iyisin Kadir. Vallahi çok yoktasın. İyi burç. Para var. Geliyor bak. Ciddi misin? Gerçekten. İyi hadi bakalım. Nisan. Olsun. Ben bu burç olayını yalan ederim söyleyeyim. Eder yok misin? Öyle etme. Kötü olacak hayatın berbat olmayacak lan. Manifest yap lan. Al olmayacak görürsünüz. Ne oluyor ki? Ellerine taş al. Ya o manifest çok önemli. Çok önemli ne? Manifest yapmak. Allah Allah. Nedir o ya?
Nikola Tesla bile diyor 369 evrenin kuralı. Eğer 369'u bilirsen bütün evrenin sırrını çözmüş olursun. Manifest. Çözdün mü sen onu koyayım? Ben anlamadım ki öyle söylüyor ki. Hayır yani işte 3-6 bu birazcık şeye giriyor galiba. Şu an ben de o kadarını bilmiyorum ama 3-6-9 gibi bir şey. Yazın şu an bile bakabilirsiniz. Bir şey diyeceğim. 3-6-9 diye. 3-6-9 kuantumla alakalı bir şey değil mi? Evet işte evrenin sırrıyla alakalı. 3-6-9 aynı zamanda manifestle de alakalı. Olmasını istediği şeyin gerçekten hani olmuyorsa ve oldurtmak istiyorsan bunu 3-6-9 manifestle oldurtabilirsin. Onu i̇şte ne yapıyoruz yani? İşlemi nasıl uyguluyoruz onu aynen merak ediyoruz. Ya işlemi çok komik. Ben işlemini burada anlatmak istemiyorum. Çünkü çok ciddi bir konuşma içindeyiz. Ya özet geç. İşlemi ya, komikse daha iyi bence. Biz ciddi bir konuşma içinde değiliz burada bu arada. Doğru aynen. Konu arıyoruz hatta. Şey gibi bu kağıtla filan işin var işte ya. Kağıda yazıyorsun. Sabahları 3, öğrenleri 6, akşamları 9 böyle bu şekilde isteklerine olmuş ve işte ne kadar güzel olduğuyla alakalı olmamasına rağmen. Mesela sevdiğin bir insanla yemeğe çıkmadın ama istiyorsan bugün yine yemeğe çıktık ve bugün çok güzel geçti. Hatta ne bileyim bugün beni öptü. Kafayı ye diyorsun yani, düz kafayı ye. Şizofreni biraz. Öyle görünüyor aynen. Ama zaten ben bunu yapıyorum sadece sıralamasız yani. Ya bir de yani kağıda bir şey, yazmıyorum. Bir şey istiyorsam yani onu harbiden başarıyorum ve bu böyle zaman alsa da oluyor yani. Ama gerçekten bir şey isteyince oluyor yani. Bir tane şarkın vardı şey diye başlıyordu. Of hayır abi ya yine mi? Sonra alarm çalıyordu. Aynen Plüton. Ah çok güzel o şarkı. Teşekkür ederim sağ ol Nisan. Rica ederim onu da hemen söyleyeyim dedim. Baya ezberledim. Sağ ol teşekkür ederim. Çok sesim güzeldir özelden söyleyebilirim baya. Olur bir ara söyle. İyi ben ineyim o zaman. Siz başkalarını da alın sohbet edin. Güle güle. Görüşürüz. Güle güle. Memnun oldum. Görüşürüz. Ben de. Kadir anlat bakalım. Abi 3-6-9 bundan sonra. Ben anlamadığım için bir yerden sonra algılarımı kapattım kardeşim. Ben bir deneyeyim sana anlatırım. Tamam okey. İşe yarar mı? Bilmem biraz, bakacağız. Biraz çaput bağlama gibi bir şeyden bahsediyor. Resmen aynen. Ufuk abiye de böyle konular o kadar ilgisini çekiyor ki bu sıralar var ya. Böyle değişik şeyler olsun yeterli. Abi ne yapayım her şey çok düz. Evet abi. Yani bu sahte uzaylı muhabbeti var belki biliyorsunuzdur. Ulan sahte madde gelseler istiyorum ya. Harbi evet ya. Kıyakolu, bir Sivas köftesi yediririz falan böyle. Aynen. Yani ya. Türkiye'ye 3 sene sonra gelir zaten. İlk önce Amerika'ya gelir. Harbiden ha. Ondan sonra abi Türkiye'de uzaylı istilası olsa tamam mı? İlk gece yaşanacak şeyler nelerdir sence? Vallahi bizimkiler çıkar dışarı. Önüne geminin önüne yatarlar kesin yani. Yaparlar bunu ben eminim. Yani ona da giderleri olur anladın mı? Yani bir ihtimalle olabilir evet. Elif hoş geldin. Merhaba. Bir şey diyeceğim sen alıyorsun değil mi Kadir? Ha, random seçiyorum. Ha, tamam okey. Ben de bu isteyen girebiliyor mu diye bir tereddütte düştüm de okey. Yok. Elif merhaba. Bize ilginç merhaba. Ne anlatıyorsun Elif? Efendim? Bize ilginç ne anlatacaksın? Ya ben öylesine katılmıştım da bir şey anlatmayacağım ha. Çıkabilirim. Keşke anlatsaydın ama. Teşekkürler. Şu an aklıma hiçbir şey gelmedi. Küçük bir fıkra. Cidden hiç yok şu an. Sivasspor'un durumu bu sene olur Elif'cim. Bence. Kısa şaka bari böyle adamın biri varmış ikinci dönem düzeltmiş gibi. Vallahi hiç gelmedi şu an. Yok. Olsun canın sağ olsun. Görüşmek canın üzere olsun. O zaman. Teşekkürler görüşürüz. Bay bay. Durun ben hemen çözeceğim bu sorunu.
Böyle ilginç hikayesi olan birini bulmaya çalışıyorum şu an. Ya biz niye bu ilginç ne düşüyoruz abi buraya girdiğimizde? Ben bunu çözemiyorum. Abi sen alıştırdın bizi abi. Hayır, ben ilk girdiğimde Anunnakiler diye sohbet açmıştım abi, yani. Anunnakiliği açarsam devamı böyle gelir yani, ne yapalım? E bak, edepli sohbetler. Aynen geliyor abi, nasılsın? Geliyor. Aa, merhabalar, iyi misiniz, nasılsınız? İyidir, koşturuyoruz kardeşim. Güzel. Sen ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Sınavlar falan var abi, onlarla uğraşıyorum. Zor. Ne sınavları oluyor? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Üniversite ya. Uğraşıyorum. Eyvallah. Maalesef. Eyvallah. Umarım girersin. Evet. Valla üniversiteye girmek çok zor. Ben hiç denemedim, evet, ama abimden biliyorum. Sedefler yani falan çıkarttı da, iki sene. Çok da gerekli değilmiş abi. Girince anladım ben de. Evet. Zor. Yani bilmiyorum yani, ne bölümü tercih edeceksin? İktisat okuyorum da. Yani keşke okumasaydım. Ya yani, iktisat da gerçekten biraz şeymiş. Yani zor. Yani meslek bulmak, iş bulmak da zor sanırım. Farklı işlerde çalışıyorsun genelde. Genelde öyle oluyor ya. Değil mi? Tabii okuduğun evet, yani yerli seviyesiyle falan da değişir de. Ben çok herhalde kendi bölümümü, yani kendi öğrendiğim şeyleri yapmayacağım gibi. Yani başka bir iş yapacağım gibi duruyor yani. Anladım. Ya ne iş düşünüyorsun peki? Ne yapmayı düşünüyorsun ileride? Yazılım düşünüyorum ben. Şu anda öğreniyorum zaten. Süper. Zaten gelecekte ondan ibaret olacak gibi. Galiba. Şeyi söyleyeyim. Var mı? Çılgın mı? Nedir o? Çılgın hikaye değil de şeyi belki hatırlarsın oradan. Bu Ocak'ta Kadıköy'de konser olmuştu. Orada hani şey, hip hop okulunu falan söylemiştik beraber, belki hatırlarsın abi. Hip hop okulunu yani anımsayamıyorum ama hip hop okulunu söylediğimi hatırlıyorum ama seni anımsayamadım. Yani işte o uzun süredir söylemediğim için aklımda o muhabbet. Doğrudur. Orada işte mikrofonu falan uzatmıştın abi, o yani hatırlarsın diye söyledim. Eyvallah, eyvallah. Güzel, güzel anıymış. Evet, ben hatırlayamadım da kusura bakma. O anın heyecanıyla. Yok ya, ben abi, hatırlayayım da abi. Sen hatırlarsan da olur yani. Eyvallah kardeşim. Efendim? Eyvallah dedim ben. Ha tamam, teşekkür ederim. Moderatör. Şey dedim ya, bana bile mikrofon uzatmadı bugüne kadar dedim. Sen nasıl uzatmadın ya? Senin yalanını şey yapayım. Tamam. O mikrofonla kamçılayacağım seni. Yok, biraz... Bu arada şeyi soracağım. Kusura bakmayın, lafınızı böldüm. Tabii kardeşim. Yeni bir albüm geliyordu bu sene galiba. Evet, bu sene o albüm olayını şey, yani parçalara bölmekten yana bir karar aldım. Çünkü bazı parçalar hani ne bileyim, ben bütün parçaları gerçekten özene bözene yaptığım için birinin diğerinden daha az değer görmesi, hepsini aynı anda verdiğimde biraz şey oluyor. Hani üzüyor beni. Tek tek en azından bu şey stresini yaşamadan tek tek verme olayı bana daha makul geldi. Ondan dolayı öyle yapacağım ama 4 şarkılı EP çıkartacağız. Bence de abi, yani albüm nedense bu son zamanlarda hiç kimsenin albümü böyle tutmuyor. Bir garip yani, insanlar artık çok fazla artık hızlı tüketmeden dolayı mı bilmiyorum. Aslında ama o da değil. Şu anda farkındaysan pandemi süreci var. İnsanlar arabada dinleyemiyor, club'ta açamıyor. Yani aslında şu ara genel olarak müzik dinlenmelerindeki düşüşün nedeni bu pandemi süreci zaten. Evet, doğru. Evet, hafta sonları daha da düşüyor mesela, millet evde diye bu aralar. Aynen yani, aynen öyle. İstatistikleri takip ediyorum sürekli. Resmen hafta sonu pat düşüyor, geri çıkıyor hafta içi. Evet, inşallah işte bu süreci bir şekilde hani en azından dışarı çıkabilmeliyiz yani. Anladım, çok garip gerçekten. Kıraathaneye evet, gidip bir çay içmeyi bile özledim ya. Yemin ediyorum ki bu. Abi virüs bizi ilk nereye gideriz sence? Cadde Sivas'a Bostan'a gideriz amına.
Caddebostan ne alaka ya? Caddebostan diyorum. Bağdat Caddesi'ne gideriz. Yürürüz sonra eve gideriz. Ne yapalım? Evet, maksimum bizde bu. Aynen. Emekli hayatı yaşıyoruz biz. Sanat dünyası böyle kardeşim. Futbolcular da böyle. 35'ine yok 35 değil, özür dilerim, o benim. 40'ına kadar dayan, sonra yaşarsın. Benim daha var ya, 17 senem var, güzel. Mis. Abi iyi akşamlar, nasılsınız? İyiyiz Ardan, sen nasılsın? İyiyim ben de abi. Çok heyecanlandım ya, aldınız beni. Ne olacak, heyecanlanacak bir şey yok. Diye Şahin var solunda. 7 sınıftan beri seni dinliyorum abi ya. Her gece yatmadan önce de Lia Şahin'i dinliyorum. O yüzden heyecanlandım biraz. İşte geceleri aklınıza biz geliriz. Gördün mü? Sabahları şey inşaat dinlersin ama geceleri duygusallaşınca ben gelirim. Duygusallaşıyor musun geceleri Erdem? Abi evet ya. Genelde zaten playlistim var. Genelde geceleri Lia Şahin dinliyorum. Sabah da abi her playlistimde çok şarkım var yani. Hep dinliyorum yani. Tabii. Peki o, bana gecelerin o... yargıcı diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz abi, kesinlikle. Peki Erdem nereden? Bandırmadanım abi. Erdem'de beklerim yani. Nerede olduğunu bilmiyorum ama inşallah bir gün. İnşallah abi. Türkiye haritasını da bilmiyorsun değil mi lan? Abi benim Türkiye haritasıyla ne işim var ya? Amına koyayım, ne demek? Tamam, bunu sonra tartışalım. Pardon. Bandırma sporu biliyorum ama. Bana Furkan'ı kutuyla getirdiler. Kurulmamış şekilde. Kurulmamış getirdiler. O yüzden yeni yeni öğreniyor böyle şeyleri arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. İşte Kadirler de öğretiyor. Dedim el birliğiyle bu çocuğa dünyanın normlarını anlatalım. Kadir bak, bana laf gelince nasıl da gülüyor şerefsiz. Kendine bir şey dedim hemen sesi kapatıyor. Abi bir keyifleniyorum tabii, ister istemez. Peki kardeşim, keyfin daim olsun. Senin için kötü olmayı kabul ederim ben. Sen büyük kötü adam değilsin oğlum. Sen işlenmemiş bir mücevhersin. Ben mi abi? Yok, senden bahsetmedim kardeşim. Ha, ben mücevher kısmına katıldım da işlenmemiş kısmına katılmadım. Erdem'den bahsediyordum. Teşekkürler abi. Rica ederim Erdem. Abi bu arada Bandırma tam İstanbul'un karşısında kalıyor. Sormuştunuz ya haritada. Yok ben biliyorum zaten. Espri olsun diye dedim canım. Anladım abi. Evet. Ada ve Bermis hiç konuşmuyor. Ben konuşmak için sıra bekliyordum. Şu an çok heyecanlıyım. Aynen, ben de öyle. Ada ve Bermis abi, merhabalar. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Ada. Sağ ol, var ol. Gerçekten en büyük platonik aşığım benim. Yani şu an çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim, estağfurullah. Ne diyeyim bilemedim. Ya ben de severek dinliyorum tabii ki. Çok teşekkür ederim Berniz. Geceleri peki Furkan mı ben mi? Her zaman Şehinşah. Siz ya. Teşekkür ederim işte. Gecelerin gerçek yargıcı. Bu değil. Gecelerin görevi ben de, üzgünüm. Da beni sen var ya abi, geceleri benden darılmak yokla çaldın çünkü ben de onu dinliyorum.